Bütün motiflerimi birleştirdim. Genel olarak şablon bu şekilde. Üstten de duruşunu göstereyim. Zaten video içerisine şablonu ekleyeceğim. Şu an orantısız görünüyor gibi gelebilir. Ama bu üst tarafta, bu yanlardaki motifler bu şekilde katlanacak ve alt tarafta buradaki boş kısımların yerini dolduracak. Tersten dikiş yapacağım. O yüzden tersini şu şekilde çeviriyorum. Zaten eğer yanlışlık yapmadıysanız dikerken katladığınızda bütün motifler karşılıklı denk gelecek. Diğer kısmı çevirdiğimde bakın bu kenardaki motif burayla birleşecek. Diğer motif bu kısımla birleşecek. Alt kısımdaki taban kısmında bir motif var. O da aslında katlanmış oldu. Bu şekilde. Bütün motifleri birleştirdiğim gibi bu uçtan başlayacağım. Dikiş yaparak birleştireceğim. Düğüm yapıyorum. Bu kenardaki motifin köşesine baktım ve buradaki motifin de köşesine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yine kayma dikişi yaparak dikişimi tamamlayacağım. Şu şekilde katladığımda üçgen form elde etmiş oldum. Böyle dikeceğim. Buradan devam edip bu kısmı dikeceğim ve bu köşeye kadar ilerleyeceğim. Yine çizgi şeklinde durması için öndeki motifin bana bakan kanadına, arkadaki motifin arka kanadına batıp kayma dikiş yapıyorum. Birinci kenarın dikimini tamamladım ve direkt olarak zaten katlandı. Bitirdiğim yerde zincir çekeceğim. Şöyle bir tane kayma dikişi yapayım. Zincir yapıyorum. İpimi kesiyorum. Daha sonra gizleyeceğim. Taban kısmı, yan kısım ve şimdi aynı mantıkla burayı da böyle katlayacağım ve üçgen formu dikeceğim. Bu kısmı dikmeyeceğiz çünkü burası çantamızın giriş kısmı olacak. Ben bu kısmı da tamamlayacağım. Daha sonra geri kalan kısımları anlatacağım sizlere. Çantanın diğer yan kısmını da diktim. Şimdi üst kısmını çevireceğim ipimi koparmadan. Şu kısımları dikmedim. Şu şekilde şu yan kısımları dikmedim. Daha dar bir çanta ağzı olsun isterseniz dikebilirsiniz. Üst kısmından bakalım. Evet, çantamız neredeyse bitmek üzere. Şu an bu şekilde görünüyor. Motifleri düzeltelim. Bahsettiğim kısım şu yan kısım. Dilerseniz buralara dikebilirsiniz. Daha dar bir giriş olacaktır. Ben dikmedim. Şimdi o kısımları birlikte öreceğiz tekrardan.
Bakın taban kısmı katlandı ve yandaki motifler de katlandı. Bu şekilde ön ve arka eşitlenmiş oldu. Askı kısmında ördükten sonra çantanın genel ölçüsünü vereceğim sizlere. Şimdi ipim burada. Koparmak istemedim. Şimdi benim yapacağım şey aslında çok da gerekli bir şey değil ama biraz 5 ipimden kaldığı için etrafını sık iğnelerle öreceğim ve daha düzgün durmasını istiyorum bu şekilde. Bir zincir çektim ve önüme gelen her ilmekte bir tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzan da yapılabilir. Motifleri o şekilde ördüyseniz. Bu şekilde çantanın çevresini dolanarak açık kalan kısım sık iğneler yapacağım ve bu 5 kısım bir katman halinde görünecek. Yarım santim, 1 santim olana kadar örmek istiyorum. Köşe kısmına geldim. Boşluğun içine bir tane yaptım. Bir veya iki zincir çekebilirsiniz. İki zincir yapalım. Ve tekrar boşluğun içerisinde bir tane yaptım. Bunu sırf dönüş için yaptım. Ve tekrar devam ediyorum. Bu şekilde üçgen formu korumuş olduk. Bu kısımdan devam edeceğim. Köşede yine aynısını yapacağım. Arkadan dolanıp ön kısma geleceğim. Çantanın çevresini sık iğnelerle dolandım. Ve şu an daha düzgün duruyor bence. Siz bunu dilerseniz birkaç sıra daha devam ettirebilirsiniz. Şu orta kısım artık ben çalışmayacağım. Ama siz biraz daha kalınlaşsın isterseniz, belirginleşsin isterseniz örebilirsiniz. Şimdi ben bu uç kısma kadar devam edeceğim ve askı kısmını örmeye başlayacağım. Burası ilk sık iğnemi yaptığım yer. Zincir çekeceğiz tekrardan. Kayma dikişi yaptım. Bir zincir. Ve aynı noktadan başlayarak bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne yapacağım. Şu uç noktaya kadar bunu devam ettiriyorum. Motifin uç kısmındayım ve zincir çekmeye başlıyorum. Bu zincir benim çantamın askı boyunu belirleyecek. 100 tane zincir çekersek bu şekilde yukarıdan dolanacağız ve yan kısma sabitleyeceğiz. Göz kararı bir zincir çekin. Üzerinizde nasıl dursun istiyorsanız kolunuza taktığınızda ona göre zincir belirleyebilirsiniz. Burada çektiğimiz zinciri arka tarafta da çekeceğiz. O yüzden sayısını unutmayın. Ona göre zincir çekmeye devam edebilirsiniz. Tane zincirimi çektim. Benim için yeterli uzunlukta. Ve hemen karşısındaki köşeye zincirimi sabitliyorum. Buradaki boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Ve geri kalan sık iğnelerime devam ediyorum. Artık bu orta kısımda çalışma yapmayacağım. Bu kısma geldiğimde burada kaç zincir çektiyseniz orada da çekmeniz gerekiyor. Ben 80 zincir çekeceğim ve onun karşısına denk gelen buradaki motifin ucuna sabitleyeceğim. Diğer uç noktaya kadar sık iğnelerime devam ediyorum.
Diğer uç kısma kadar devam ettim. En son boşluğun içine sık iğnemi yaptım. Ve 80 tane zincirimi çekmeye devam edeceğim. Eksen zincirimi çektim. Hemen yanındaki motifin köşedeki boşluk kısmına sık iğne ile sabitliyorum. Ve yine sık iğnelerime devam edeceğim. Diğer kısma kadar, başlangıç noktası zaten burası. Oraya kadar devam edeceğim. Daha sonra nasıl ilerlememiz gerektiğini anlatacağım. Başlangıç yerime geldim. Burada trabzanın veya zincirin üzerine sık iğnenin veya zincirin üzerine batarak kayme dikiş yapabilirsiniz. Yeni sıraya başlarken bir zincir ve aynı noktadan sık iğne. Askı kısmına kadar devam ediyorum. Askının başlangıç kısmına geldim. Artık zincirler üzerine sık iğne yapacağım. Eğer siz trabzan yapıyorsanız trabzan da yapabilirsiniz. Bunlar da artık birer ilmek olduğu için askı ne kadar kalın olsun isterseniz o kadar buna devam edebilirsiniz. Bu şekilde askı kalınlaşacak. Devam edeceğim. Diğer uç kısma kadar sık iğnelerimi yapacağım. Daha sonra devam edip yandan dolanıp diğer askı kısmına geleceğim. Artık bu orta kısımda çalışmıyoruz. Onun yerine askıları öreceğiz. Ben diğer uç kısma kadar bu şekilde devam edeceğim. Bir kere daha göstereceğim sizlere. Bu şekilde askım oluşmuş oldu. Şimdi ben sık iğnelerime devam edeceğim. Diğer askı daha zincir formunda. Başlangıç noktama geldiğimde yine zincir çekerek başlayacağım. Burası başlangıç noktam. Ve tekrardan sık iğnelerime devam edeceğim. Bu askı kalınlığı ne kadar olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeceğim. Şu iki ilmeği de öreyim. Askıyı kalınlaştırdıkça şu köşedeki buradaki ilmeğe batmayabilirsiniz. Çünkü dalgalanmalar olabilir. Buradan sonra bu köşedeki bir ilmeği atlayıp hemen yan kısma geçebilirsiniz. O dalgalanmayı engelleyecektir. Artık daha fazla adım adım göstermeyeceğim. Askı istediğim kalınlığa gelince çantanın genel ölçüsünden ve ne kadar ip kullandığımdan bahsedeceğim. Şimdi örmeye devam ediyorum. Askının çevresinden sadece iki sıra gittim. Bu şekilde yeterli gibi göründü benim için. Siz dilerseniz daha fazla devam edebilirsiniz. En son kayma dikişi yaptım başlangıç yerimde. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Daha sonra bunu da iç kısımda videonun en başında gösterdiğim gibi gizleyeceğim. Evet, çantamız tamamlanmış oldu. Bu şekilde. Detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi ölçüden ve daha sonra da iplerden bahsedeceğim. Şöyle genel duruşu da bu şekilde. Şimdi gelelim iplere. Şu şekilde yakınlaştırayım. Şimdi benim iplerimden yeşil olan Himalaya markasının koton ipliği. Geri kalanlar ise Saturday Hobby'nin koton ipliği. En az kahverengi olanı kullandım. Hepsi 100'er gramdı bu arada. Onun üzerinden hesapladım. Tarttım hepsini. En az kahverengiyi kullandım. Tam 25 gram kullanmış oldum. 13 motif için. Sarı olandan 30 gram kaldı. 70 gram kullandım.
Aynı şekilde yeşil olandan da 70 gram kullandım. 30 gram kaldı elimde. Beş olanda ise 75 gram kullandım. Eğer ikili trabzan ile çerçeve yaparsanız bu 100 gram, 120 gram kadar artacaktır. Bu şekilde Saturday Hobby'nin ipleri 150 metre, Himalaya'nın 160 metre. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Benim iplerim koton ipti ve o yüzden esneme yapmayacak ve tüylenmeyecek türde bir ip. Ama akrilik iplerle de örebilirsiniz. Esneme yapabilir, astar gerektirebilir. Ama yine de örülebilir. Nasıl isterseniz. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir yorum bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız çana tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram hesabımda da paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.